Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez bizlerle birlikte olacak. Haccı konuşacağız, hacı adaylarını yolladık. Yeni bir kafile var mı, bunları değerlendireceğiz. Kurban Bayramı'nı ve kurban ibadetini yine değerlendireceğiz ama öncesinde konuğumuza, hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum inşallah. Güzel şeylerden bahsedeceğiz, konuşacağız i̇nşallah. Bugün hocam. Şimdi hacı adaylarını uğurladınız, ilk kafile gitti. Ordu Giresun evet. Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandılar. İnşallah güzel bir şekilde ibadetlerini de gerçekleştirip dönecekler. Başka bir kafile var mı peki? Kaç kişi gitti şu anda kutsal topraklara? Evet, ben de hayırlı yayınlar diliyorum. Ordumuzdan geçen hafta itibariyle iki kafileyi, bir önceki haftada bir kafile yollamıştık. Üç kafile hacımızı, 610 civarında hacımızı kutsal topraklara yolcu ettik. Yüce Rabbim hayırla, huzurla, mebrur bir hac yaparak yurtlarına, amin, memleketlerine dönmelerini nasip eylesin. Şimdi malumunuz hac sezonu, hac mevsimi, hac ayları geldiğinde bu gidişler başlıyor. Oradaki planlama durumuna göre 30 gün, 35 gün, 40 gün, 42 gün, 45 gün yerine göre kalınabiliyor. Dolayısıyla biz ordudan göndermiş olduğumuz hacılarımızı uğurladık. Ancak daha kısa süreli kalınabilecek, biraz daha yürüme mesafesinde, Kabe'ye yakın mesafede kalınabilecek otellerde konaklayıp, daha hızlı sürede ibadeti yapıp geriye dönebilecek hacılarımız da var. Onlar da Türkiye genelinde topladığımızda, işte belli kafilelerle onların gidişleri yaklaştı. Evet. Allah nasip ederse bir dahaki haftada o hacılarımızda, tabii bunların sayısı az oluyor. Biraz, hı-hı, daha otel durumuna göre yüksek fiyatlı olduğu için onlar da inşallah önümüz hafta içerisinde bir kafile olmasa da her şehirden toplanarak gidecekleri için İstanbul, hı-hı, Ankara uçuşlarıyla kutsal topraklara gidecekler. Onları da önümüz hafta uğurlamış olacağız. İnşallah. Şimdi hac ibadetini değerlendirelim istiyorum. Güzel bir ibadet. Allah herkese nasip etsin, amin, inşallah diyelim. Tabii farz olan kişiler var, olmayan kişiler var şu an için ama haça gittiğimizde farz olan neler var? İbadeti, evet, biraz değerlendirelim, temeline bakalım istiyorum. Peki şöyle başlangıç yapalım. Hac ibadeti insanlık tarihi kadar eski bir ibadet. Gideceğimiz yer aslında hac iç içe geçmiş yolculukları ifade eden bir kavram demektir. Kutsala yapılan yolculuğu ifade eder. Haçta şu beş şeye yolculuk yapmış oluruz. Birincisi, tarihe yolculuk yaparız. İnsanlık tarihine. Hazreti Adem babamız ile Hazreti Havva anamızın cennetten çıktıktan, dünyaya geldikten sonra buluştukları mekanları ziyaret ederiz. Dolayısıyla insanlığın ilk tarihine. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail ile beraber Kabe'nin binasını, temellerini yükseltip binasını yaptıklarını o anlara şahitlik ederiz. Oğlu İsmail'i kurban etmek istediği mekanları görmek isteriz. Oralara yolculuk yaparız. Peygamberler tarihine, insanlık tarihine bir yolculuk yapmaktır. Bütün peygamberlerin ayak izini buluruz. Hacer validemizin oğlu İsmail'e su bulmak için verdiği mücadeleyi hatırlarız. Dahası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmuş olduğu o mübarek mekanlara 40 yaşından daha fazla, 52 yaşına kadar yaşamış olduğu Mekke'ye, ondan sonraki süreçte yaşamış olduğu Medine'ye bir yolculuktur. Hac bir yönü itibariyle tarihe yolculuktur. İkincisi, hac geleceğe yolculuktur. Ne demektir bu? Kişi hacca gittiği zaman Arafat Dağı'nda adeta mahşeri yaşar. Bedenlerimizde ihramdan başka bir şey yok. Adeta kefeni andırır vaziyette ihramlarını, bembeyaz örtülerini üzerlerine almış insanların, 5 milyon, 6 milyon hacının aynı anda mahşeri bir kalabalıkla Arafat'ta bulunması hac demektir. Dolayısıyla bize
dünyevi makamların, dünyevi varlıkların bir kenara bırakılarak orada adeta bir mahşer provasını yaptığımız yerdir ki bu yönü itibariyle hac bizim geleceğimize, ahiretimize yaptığımız bir yolculuktur. Ahiretin bir provasıdır. Diğer yönden hac aynı zamanda tevhide yolculuktur. Cenab-ı Allah'ın birliğine, insanlar farklı farklı, renkli renkli olsalar da Kabe'nin etrafında dönmenin, Kabe'nin bizi birleştirici, kıblemizin bütün ümmeti Muhammed'in birliğini ifade etmesi adına yapılan bütün ibadetlerin sembolik olsa dahi Allah için yapılmasını, tevhid inancını vurgulaması adına tevhide yolculuktur. Mesela hac semboliktir. Bir binanın etrafında döneceğiz, Kabe'nin etrafında tavaf yapacağız, Safa Merve arasında sa'y yapacağız. Efendim şeytan taşlayacağız değil mi? Müzdelife'de vakfe yapacağız, Arafat'ta vakfe yapacağız. Orada sembolik anlamda bir duruş sergileyeceğiz. İşte bütün bu sembollerde biz Yüce Rabbimizin emri olduğu için ve Cenab-ı Allah'ın birliğine şahit olmak adına bunu yaparız. Tevhide yapılan yolculuktur. Diğer yönden hac kardeşlerimize yapılan bir yolculuktur. Bugün dünyanın her bir tarafından, her ülkeyi temsilen gelen, İşte 5 milyon, 6 milyon insanımızla renkleri farklı, efendim dilleri farklı, yaşam tarzları farklı, kültürleri farklı ama tevhid ekseninde buluşmuş, aynı inanca mensup insanların bir araya geldiği kardeşlik buluşmasıdır. Müminlerin her yıl yaptığı bir kongredir adeta. Uluslararası bir kongre gibi düşünelim bunu. Çünkü sen oraya vardığın zaman şöyle düşünüyorsun, bakıyorsun... Esmer tenli bir Afrikalı kardeşimiz de Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden gelmiş sarı saçlı, mavi gözlü bir kardeşimiz de yan yana aynı safta namaza duruyorsun. O zaman diyorsun ki ben yalnız değilim. Dünyanın her bir tarafında İslam'ın temsilcileri var. Evet. Ve müminler birbirinin kardeşi. Orada bir kucaklaşma gerçekleşiyor. Günümüzde belki çok mümkün değil ama öncelerde bu buluşmalar, hac kongresi, ümmetin dertlerine çözüm üretmek için de bir araya gelinen uluslararası bir kongre gibiydi. Yani bir devlette, bir Müslümanda bir problem varsa oranın efendim nasıl çözüme kavuşur, nasıl huzura kavuşuru görüşüp konuşulabildiği, bütün Müslümanların bir araya gelip kucaklaştığı bir yer. Cenab-ı Allah tabii bu vesileyle şöyle bir parantez içerisinde de söyleyelim, işte bir iki gündür Gazze'de yaşanan hadiseleri maalesef ekranlarımızın başında izliyoruz, dua ediyoruz. Rabbim oradaki kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerini, huzurlarını nasip etsin. O Müslüman kardeşlerimize zulmedenlere Cenab-ı Allah kahru perişan etsin diye dua ediyoruz gözyaşları içerisinde. İşte aslında hac bütün bu dertlerin konuşulup çözüme kavuşturulması adına bir fırsat sunar bizlere. Bunun ötesinde hani söyledik ya, tarihe yolculuk, geleceğe yolculuk, tevhide yolculuk, efendim kardeşlerimize yolculuk, bir de kişinin kendi içine yolculuktur. Ne demek kendi içine yolculuk? Bir nefis muhasebesi. Dünyalıklarımızı bırakıyoruz, ihrama giriyoruz ve Cenab-ı Allah'ın huzuruna varıyoruz. Kendi içimize dönüp, kendimizle yüzleşme, kendi muhasebemizi yapma, efendim... Ben bu dünyaya niye geldiğimi sorgulama, niçin yaşıyorumu sorgulama, gideceğim yeri sorgulama, kendi iç dinamizmimde efendim kalbimin takvasını artırma adına bize bir fırsat sunuyor. Muhasebe fırsatı sunuyor. Ve biliyoruz ki bir gün biz de yok olup gideceğiz. Ama inandığımız bir Rabbimiz var, inandığımız bir Allah'ımız var. Bu düşüncenin yeniden böyle kökleşmesi adına bize fırsatlar sunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mebrur bir haccın karşılığı, kabul olunmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir. Bir kişi hacca gider, efendim eline ağzına sahip olup günaha girmeden geriye dönerse, annesinden doğduğu günkü gibi günahları bağışlanmış olur. Ne güzel müjde, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin müjdesi. Bu müjdeye nail olmak için biz bu yolculuğa çıkıyoruz, evet, değil mi? Dolayısıyla bizim içimize yapacağımız bu yolculukta kazanımlarımız var. Sonu cennet olan çok büyük bir mükafat, önemli bir yolculuk. Şimdi bu iç içe geçmiş yolculuklar içerisinde
Bir kişinin hac yapabilmesi için, hacı olabilmesi için temel şart nedir? Sizin sorunuza da buradan geçmiş olayım. Haccın farzı ikidir derler kitaplarımız. Nedir? Arefe günü Arafat'ta vakfeye durabilmek, Kabe'yi tavaf etmek. Evet. Bu iki şart. Allah göstermesin. Bazen şöyle oluyor. Buradan gidecek olan kardeşlerimizi bilinçli olmaya da davet etmiş olalım sizin vesilenizle. Ve gidecek olan kardeşlerimiz organizasyonlarına, kiminle gittiklerine dikkat etsinler diye de özellikle söylüyorum. Buradan gittik bütün emeklerle. Arefe günü Arafat'ta olamasak zeval vaktinden sonra öğleden, akşam güneş batıncaya kadar bir an Arafat'ta olmamız haccın farzı. Bu olmazsa hacı olamayız. Şimdi buradan bazıları kaçak gidiyor. Ama Arabistan'daki hac yönetimi uygulaması Arafat'a çıkışta kontrol ediyor. Vizeleri kontrol ediyor. Kaçaksa giriş yapılamıyor. Arafat'a çıkarılmıyor. Evet. Senin diyor vizen hac vizesi değil. Sen diyor buradan çıkamazsın diyor. Sen bütün birikimini oraya yatırdın. Pahalı bir ibadet, zor bir ibadet. Emek verdin, gittin. Arefe günü Arafat'a çıkamadın, hacı olamadın. O yüzden insanlarımızı da bu bilince davet ediyoruz. Yani böyle bir organizasyona niyetlenmişler, efendim hacca gitmeyi düşünüyorlarsa, bunu bildikleri güvenilir kurumlarla yapsınlar. Efendim kaçak yollara, farklı yollara tevessül etmesinler. Sonra hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bunu da sizin vesilenizle uyarmış olalım. Şimdi şöyle dilerseniz yapılacakları ben hızlı bir turla hac süresini anlatayım. Farz haricinde neler yapılması gerekiyor? Nasıl değerlendirilmeli? Yani birinci farzı Arafat'ta vakfe dedik. İkinci farzı da Kabe'yi tavaf etme. Ama dilerseniz sizinle beraber hemen buradan çıkmış olalım. Mekke'ye indik, havalanında ihramlarımızı giydik, Mekke'ye indik, otelimize yerleştik. Umre niyetiyle ilk başta gidiyoruz. Umremizi yapacağız önce. Peki otelimize vardıktan sonra yerleştik, hemen Kabe'yi tavaf ederiz. Efendim, 7 defa Kabe'nin etrafında dönmek, umrenin, haccın efendim şartlarından, farzlarından. Her dönüşe bir şavt diyoruz. 7'ye tamamladığımızda bir tavaf yapmış oluyoruz. Umremizin tavafını tamamladık. Tabii bunları yaparken başlarında niyet ediyoruz. İhrama girerken de niyet ediyoruz. Tavafımızı yaparken de niyet ediyoruz. Tavafımızı yaptık. Niyette önemli olan nedir? Ne söylememiz gerekiyor şöyle niyet ederken? Şöyle diyoruz. İhrama girerken Allah'ım umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve kabul eyle. İhrama girerken havalanında bu niyetimi yaptım. Niye ihrama havalanında giriyoruz? Mikat sınırı var. Ne demek bu? Kabe'nin etrafında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat göstermiş olduğu sınırlar var. Bu sınırların içerisine ibadet maksadıyla gelen kimse ihramsız geçemez. Buradan ihramsız geçmek yasak. Adeta Cenab-ı Allah'ın özel mülkü. Beytullah ne demek? Allah'ın evi diyoruz ya. Evet. Allah'ın harimi, Allah'ın özel tahsis etmiş olduğu, haram kıldığı bir alana giriyoruz. Oraya sıradan bir giriş yapamayız. Ruhen, zihnen, bedenen hazır halde girmem lazım. O zaman ihramlı bir şekilde mikat sınırını, biz Cidde Havalanı'na indiğimizde Cidde Havalanı mikat sınırının içerisinde. Orada ihrama giremeyeceğim için direkt Mekke'ye gidenler ne yapıyorlar? Havalanında ihrama giriyorlar. Evet. Bu niyetimizi yapıyoruz. İhrama girdik, telbiye getireceğiz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine amadeyim, senin şerikin yoktur, mülk senindir, nimet senindir, senin ortağın benzerin yoktur, emrine amadeyim. Niye bu cevabı veriyoruz biz Cenab-ı Allah'a? Buyur emret diye. Ne zaman emretti bize? Cenab-ı Allah İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, ey İbrahim, haccı insanlara ilan et. Duyur. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Ayet-i Kerime. Ey İbrahim, sen haccı insanlara ilan et. Gerek yaya, gerek efendim binitler üzerinde sana gelsinler. Ya Rabbi, kimse yok ki, kime duyurayım ben? Kim duyacak sesimi? İbrahim Aleyhisselam oraya oğlunu ve eşini yerleştirdiğinde etrafta kimse yok.
ama haccı ilan ediyor. Cenab-ı Allah diyor ki, ey İbrahim, onu duyurmak bize ait. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların gönlüne haccın ilanını düşürmek, Kabe sevgisini düşürmek bize ait. İşte biz de diyoruz ki, ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısını, senin emrini duyduk. Emrine amadeyiz, huzuruna geliyoruz. O yüzden telbiye dediğimiz lebbeyk ihramın şartlarından bir tanesi. İki rekat ihram namazımızı kıldık, teşekkür kabilinden. Birinci rekatta efendim Kafirun suresini Fatiha'dan sonra, ikinci rekatta İhlas suresini okuduk. Rabbimize şükrettik, hamd ettik, yolculuğumuz başladı. Evet, otelimize vardıktan sonra hani ihrama da giriş yapmış olduk oradan. Evet. Kabe'yi tavaf ettik, sonra Safa Merve arasında sa'y yapacağız. Safa Merve arasındaki sa'y yapmamızın maksadı nedir? Hacer validemizin oğlu İsmail'i su bulmak için, oğlu İsmail'e su bulmak için o koşuşturmasını sembolize eder. Safa Merve arasında yapılan sa'y. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle Hacer validemizi getirdi, Kabe'nin dibine yerleştirdi. Oğlu İsmail daha henüz süt emen bir bebek. Hacer validemiz dedi ki, ey İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? 3 defa seslendi. Bizi niye bırakıyorsun buraya? Kime bırakıyorsun? En sonunda dedi ki, bizi buraya bırakmanı sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam döndü, dedi ki, evet Allah emretti. O zaman Hacer validemiz dedi ki, bizi buraya bırakmanı emreden Allah bizi zayi etmez. Biz ona inandık, teslim olduk. Bir müddet sonra efendim kırbalarındaki su bitince Hacer validemiz oğlu İsmail daha henüz emen bir bebek iken ona su bulma amacıyla bir Safa tepesine koştu. Birini görebilir miyim? Birinden yardım isteyebilir miyim? Bir Merve tepesine koştu. Acaba birisini görebilir miyim diye. Tam o böyle bir vadi düşünün. O vadinin arasına indiği zaman bebeğini göremiyordu. Orayı biraz daha hızlıca geçiyordu. Bugün orada hacca gidip de, umreye gidip de işte orada say yapanlar o yeşil ışığı görürler. Orası yeşil ışıklarla işaretlenmiştir. Orayı hızlı geçeriz. Hacer annemizin o koşuşturmasına hürmeten 7 defa koşup gelince bir müddet sonra bir ses duydu. Baktı ki yeri eşeleyen bir melek. Ve oradan tam İsmail Aleyhisselam'ın, İsmail o Aleyhisselam'ın bebeğiyken tam ayağının dibinden zemzem suyu çıkıyor. Hacer validemiz bir taraftan su dağılmasın diye onu toplamaya çalışıyor. Bir taraftan avuçladığı, biriktirdiği suyu oğluna içirmeye çalışıyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, Hacer validemiz panik yapıp da suyu tutmasaydı bugün oradan bir nehir akardı. Ama işte Hacer validemiz o telaşı içerisinde onu tuttu. Bugün zemzem suyu dünyanın en bereketli suyu. İşte evet. Zemzemden kana kana içmek değil mi? Tavaf yaptıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel sünneti. Çok bereketli bir su. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, zemzemi kim ne maksatla içerse o ona şifa olur. Kimisi bereket için içer, kimisi sağlık bulmak için içer, kimisi ya Rabbi bu dünyada zemzemi içmeyi nasip ettin, ahirette de bana Kevser'i içmeyi nasip eyle diye dua ederek içer. Kimisi ya Rabbi ümmeti Muhammed'in evlatları da tıpkı İsmail Aleyhisselam gibi, Hacer validemiz gibi suya hasret, suya muhtaç, manevi anlamda da muhtaç. Ya Rabbi onları da ab-ı hayat suyundan onlara hayat verecek, onlara iman pınarından içmeyi nasip eyle düşüncesiyle içer. Hacılarımız getirdiği zaman zemzemleri babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz evinin bir köşesine saklar, der ki son nefeste benim dudaklarımdan zemzem geçsin diye kimisi saklar. Kimisi der ki kefenimin üzerine şu zemzemden serpin der. İşte bakın o suyun kutsiyetine, bereketine binaen bizim insanlarımız da ümmeti Muhammed'in de zemzeme olan hasretidir bu. Evet, ne yaptık? Safa Merve arasında sa'yimizi yaptık. Sonra tıraşımızı olduk. Tıraş olmak nedir? İhramın, efendim umrenin şartlarından bir tanesi. Ya Rabbi, sen bize sayısız nimetler verdin. Biz saçımızdan bir parçayı sana kurban ederek, keserek şunu demek istiyoruz. Gerektiğinde canımızı da veririz. Senin bize vermiş olduğun bütün bu nimetlere karşı 3 tel saçım, 5 tel saçım ne varsa
o da sana kurban olsun demenin adıdır. Bakın hep sembolik ibadetler. Ama evet, bunlara anlam yüklemek gerekiyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de bu anlamı bize ifade ediyor. Saçımızı da tıraş ettikten sonra artık ihramdan çıkabiliriz. Umremizi tamamladık. Allah kabul eylesin. Hac mevsimine kadar bekleyeceğiz. O arada Kabe'yi tavaf ederiz. Başka umreler yapabiliriz. Umre niyet edebiliriz. Efendim bol bol Kabe'de ibadet edebiliriz. Kabe'yi seyretmek bile bir ibadet. Kabe'ye bakmak da bir ibadet. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor. Ey Kabe! Sen ne güzelsin, kokun ne güzel, şanın ne yüce. Şüphesiz ki kavmim beni senden çıkarmasaydı seni terk edip gitmezdim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'ye özlemi, hürmeti vardır böyle. Dolayısıyla hacca giden kardeşimiz umresini yaptıktan sonra bu süre içerisinde bol bol tavaf edecek, bol bol ibadet edecek. Peki hac günleri yaklaştı. Ne zaman? Arefe gününden bir gün önce tevriye günü deriz bugüne. Evet. Ne yapacağız? Artık Arafat'a çıkış için hazırlık yapıyoruz. Otelimizde ihramlarımızı giydik. Gece yarısı veya akşam vaktinden sonra artık otobüslerimiz gelir, bizi Arafat'a çıkarmak için efendim seferber olurlar. O gece sabaha kadar veya öğlene kadar bizim bütün hacıların hacı olabilmesi için Arefe günü Arafat'a çıkması gerekiyor. 5 milyon, 6 milyon insan hazırlanan, kendileri için hazırlanan çadırlarında yerlerini bekler. Her bir kafilenin numarası bellidir. Hangi çadıra gidecek, hangi, nerede kalacak, nerede konaklayacak. Orada efendim gıdaları için Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türk bizden giden hacılar için söylüyorum, hazırlıklarını yapmıştır. Öğle yemekleri vardıklarında hemen hazır paketler halinde, seyyar şekilde çadırlarında mevcuttur. Bu ciddi bir organizasyon. Evet. 5 milyon insanı, ülkemizden giden 85 bin kişiyi Arafat'a çıkartıyoruz. Hasta olanı ambulansla, gidemeyecek durumda olanı helikopterle. Çünkü Arafat'a çıkması lazım, hacı evet, olabilmesi için. Peki, Arafat'a çıktık. Öğlen ve ikindi namazını cem yaparak beraberce Arafat'ta kılarız. Namazımızı kıldıktan sonra efendim orada Diyanet İşleri Başkanımız Arafat duasını yapar. Arafat'ta vakfeye dururuz. Kıbleye döneriz, elimizi açarız. İşte duanın kabul edildiği Arefe günü, Arefe anı. Yani öyle bir andır, öyle bir zamandır ki o Peygamberimiz diyor ki kim ne dua ederse Allah onu kabul eder. İşte ümmet için dua etme zamanı. Kendimiz için, çocuklarımız için, ülkemiz için, milletimiz için vakfeye dururuz. Evet. Vakfe demek ayakta tüm dururuz, kıyamda İslam dururuz. İslam alemi için. Evet, bütün İslam alemi için, bütün insanlık için dua edeceğimiz yer ve mekan. Şu hadisi şerif beni çok etkiler. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki, El-Hüccacu vel-Ummaru veftullah. Hacılar ve umreciler her sene Allah'ın huzuruna kabul ettiği elçilerdir, seçilmiş insanlardır. Elçi. Ne demek bu? Buradan gönderdiğimiz 85 bin kardeşimiz Türkiye'yi temsilen Allah'ın huzurundalar. Ordudan gönderdiğimiz 650'ye yakın hacımız orduyu temsilen Allah-u Teala'nın özel davetlisi olarak onun misafirleri. Çok kıymetli bir şey. Sadece bunu Türkiye olarak düşünmeyelim. Evet. Bugün Amerika'dan Avrupa'nın içlerine varana kadar bütün devletlerden dünyanın her bir tarafında 208 ülkenin neredeyse 200 ülkesinden hacılar oraya geliyor. O ülkeleri temsilen elçi olarak geliyorlar Allah'ın huzuruna. Arafat'ta bir araya geliyoruz. Arafat'ta duamızı yapıyoruz. Vakfemizi yaptık. Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye otobüslerimiz bizi alacaklar. Hı hı. Meş'ari Haram denilen Müzdelife'ye geleceğiz. Orada da akşam namazımızı biraz erteleyeceğiz. Yatsı vaktinde akşam namazıyla yatsı namazını da beraberce kılıp Müzdelife'de de vakfe yapacağız. Müzdelife'de de namazlarımızı kıldıktan sonra vakfeye durup duamızı edeceğiz. Oradan peki hac yolculuğumuz devam ediyor. Gece yarısını geçti vakit. Ne zamandan bahsediyorum? Arefe günüyle bayramın birinci günü arasındaki vakit. Hı hı. Gece 12'yi geçtikten sonra artık Müzdelife'den Mina'ya yürüyüş başladı. Ayet orayı anlatırken öyle bir ifade kullanıyor ki ثُمَّ اَف۪يذُوا مِنْ حَيْسُ اَفَاذَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهِ. Selin aktığı gibi siz de akın.
5 milyon insan yürüyor. Müzdelife'den Mina'ya, şeytan taşlamaya gidiyor. O anı bir görseniz böyle. Öyle bir sel ki insan seli, bembeyaz ihramlı insanlar, dillerinde lebbeyk duası, tekbirler, tesbihler, zikirlerle beraber 5 milyon insan şeytan taşlamaya Mina'ya geliyor. Geldik, şeytanı taşlayacağız. Neyi taşlayacağız? Orada görülen bir sütun, bir sembol. Evet. Ama bizim günahlarımız var. Bizimle uğraşan bir sürü vesvese var. Bizim şeytanımız hangisiyse. Bizim şeytanımız hangisiyse. Evet. Hangisi beni Allah'tan alıkoyuyorsa, hangisi beni günaha götürüyorsa, benim hangi özelliğim, hangi davranışım beni yanlışa götürüyorsa ben onu taşlayacağım. Evet. Böyle demek lazım. Bismillahi Allahu Ekber, râmen lişşeydâni ve hizbihi. Allah en büyüktür, şeytan ve onun avanelerine rağmen Allah en büyüktür diyerek Bismillahi Allahu Ekber deyip 7 tane taşımızı atacağız ilk gün. Hocam reklam aramız da geldi isterseniz. Oradan sonra devam edelim. Güzel yerde de kestim. Çok heyecanlı anlatıyordum ama. Ama reklama da gitmemiz gerekiyor. Buyurunuz. Sevgili izleyenler reklama gidelim. Aynı kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez bizlerle birlikte olacak. Hocam çok da heyecanlı bir bölümde kalmıştık. 7 tane taşımızı aldık ve şeytanı taşladık. Tam o noktada kaldık. Yine aynı heyecanla devam edelim istiyorum. Evet, Müzdelife'den Mina'ya geldik, şeytanı taşladık. İlk gün 7 tane taş attık. Tabii bunu sembolik anlamda Kurban Bayramı günlerinde 3 gün devam ettireceğiz. Ama ikinci ve üçüncü gün küçük, orta ve büyük şeytana da 7'şer taş atacağız. Bu taşlarımızı Müzdelife'den toplayacağız. Oradan toplamak sünnet olduğu için. Taşımızı attık. Tabii şeytan taşladıktan sonra otelimize geldik. Kurbanlarımız kesildi. Kurbanların kesildiği haberleri bize gelir. Vekalet veriyoruz. Orada Mina'da kurban kesim yerleri var. İnsanlarımız şundan endişe etmesinler. Her bir kurban ismi okunarak, vekaletler yerine getirilerek en güzel şekilde yerine getiriliyor. Evet. Kurbanımızı kestiğimiz haberimizi gelince taşımızı attık. Baş olan kurban kesildi. Tıraşımızı olacağız. Hacda da ihramdan çıkacağız. İhramdan çıktık ama hac için yapmamız gereken bir farzımız kaldı. O da Kabe'yi tavaf etme. Hemen ilk fırsatta Kabe'yi de tavaf ettiğimizde bu ziyaret tavafı haccın farzlarından bir tanesidir. Elhamdülillah Allah bize hacı olma ünvanını nasip etti. Hacı ünvanı almak için hacca gidilmez, hacı olmak için hacca gidilir. Onu da söyleyelim. Evet. Hacı toplumumuzda prim yapan bir kavram. Ama hacı ünvanı almak için değil de gerçek manada hacı olmak için olmak önemli evet. bir kavramdır. Olmak. Dolayısıyla olmak için gitmek gerekiyor. Niyetimizi böyle tutmamız lazım. Hacımızı tamamladık. Allah kabul etsin. Peki bundan sonraki süreçte hocam 35 gün gittik ama 40 gün gittik ama sizin saydığınız 2 günde bitti. Doğru. Hac görevi tamamlanmış oldu. Kurban Bayramı günleriyle hac tamamlandı. Bundan sonra ne yapacağız? Mekke, Medine, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ayağının bastığı yerler var. Oraları ziyaret edip şuurlanma, şuura erme, bilinçlenme adına kendi iç dünyamıza katkılar sunacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahyin geldiği Hira mağarası var, Sevir mağarası var. Efendim hicrette kullanmış olduğu Sevir mağarası, ilk vahyin geldiği Hira mağarası, Nur Dağı. Oraları evet. ziyaret edeceğiz. Cin mescidini ziyaret edeceğiz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, efendim cinlerin gelip de İslam'ı kabul ettiklerini, Peygamberimizin onlara Kur'an okuduğu efendim cin mescidini, Cennetül Mualla var. İşte orayı ziyaret edeceğiz. Dolayısıyla bir dizi ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Peki hac yolculuğunda önemli olan bir ziyaret yerimiz daha var. Peygamberimiz buyuruyor ki ancak 3 mescide Allah için yolculuk yapılır. Mescid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram. Mescidi, benim mescidim dediği Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da metfun bulunduğu Ravza-i Mutahhara dediğimiz yer bir de Mescid-i Aksa'yı işaret ediyor. Peki Mescid-i Aksa demişken yüreğimiz burkuldu.
gönlümüze bir hüzün çöktü, gözümüze yaş düştü değil mi? Niye? Mescid-i Aksa bugün esaret altında. Ama Peygamberimiz orayı işaret ediyor. Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin buyuruyor. Ya Resulallah, sahabelerden bir tanesi, Peygamberimizin eşlerinden, müminlerin annesinden bir tanesi. Ya Resulallah, oraya gidecek imkanımız yoksa ne yapalım? Oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin o zaman. Mescid-i Aksa'yı işaret ediyor. Bugün evet kandiller elektrik düğmesiyle yanıyor ama aydınlanmayı bekleyen bir Mescid-i Aksa'mız var. Özgürleşmeyi bekleyen bir Mescid-i Aksa'mız var. Ümmeti Muhammed Hac'da, Arafat'ta bu seneki en büyük duamız Mescid-i Aksa için olacak. Bizi dinleyen buradaki kardeşlerimiz, gidemediğimiz bu yerlere dua ile destek olalım. Gönlümüze Kabe sevgisi, Mescid-i Aksa sevgisi, Mescid-i Nebi sevgisini düşürmesini Cenab-ı Allah'tan isteyelim. Gönlümüze bu sevda düşerse Allah da nasip eder. Şöyle düşünelim. Hani İbrahim Aleyhisselam davet etti ya, o daveti Cenab-ı Allah dedi ki, ana karnındaki çocuğa da duyurmak, kıyamete kadar gelecek bütün insanlara duyurmak bana ait. E biz doğduğumuzda kulağımıza ezan-ı Muhammedi okundu. Dedik ki, Kabe özlemi var. Bu kılınan namazda kıbleye dönüyoruz. Kıblemiz Kabe. Hep oraya bir hasret var. Yönümüz oraya doğru. Biraz okumaya başladık. Camiye gittik, okuduk. Yaz kursunda İslam'ın şartlarını sayarken hacca gitmek de vardı. Gönlümüzde o Kabe sevgisi biraz daha oluştu. Biraz daha okuduk, bilinçlendik. Hocalar hep Kabe'yi anlattı. O özlem devam etti. Biz de birikim yapmaya başladık. Artanları biriktirdik, biriktirdik. Hacca yazıldık, yıllarca bekledik. Paramızı biriktirdik. Bir sene, iki sene, üç sene, beş sene çıkmadı belki. 12. sene, 13. sene, belki 14. senede Cenab-ı Allah dedi ki, sen de gel, bize davet çıktı. Bütün birikimimizi oraya yatırdık. Allah'ın davetine uyduk, Kabe ile buluştuk. Evet. Ne güzel bir hasret gidermektir değil mi bu? Evet. Çünkü bütün hayatımızı oraya endeksledik adeta. Dolayısıyla bu özlem, ümmeti Muhammed'in yüreğinde kıyamete kadar devam edecek olan bir hasret ve özlemdir. Buradan gitmeyi isteyen bütün kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin. Sebepleri yerine getirmek lazım. Önce yazılmak lazım, sonra kurayı beklemek lazım. Peki, Mekke'deki görevlerimizi tamamladık. Ziyaret edeceğimiz yer Medine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ravzasının bulunduğu peygamberlik görevinin son kısımlarını efendim Medine'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etti. Oraya bir medeniyet şehri kurdu ve orada İslam'ı tebliğ etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse hayattayken ziyaret etmiş gibidir. Kim bana salatü selam getirirse ben onun selamını işitirim. Kim beni ziyaret ederse kıyamet günü ben ona şefaatçi olurum. Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyuruyor. Peygamberimizin metfun bulunduğu mekan ile hutbeye çıkıp hutbe okuduğu minberi arası, bugün yeşil halı dediğimiz insanlarımızın hasretle namaz kılmayı arzu ettikleri o yer cennet bahçelerinden bir bahçe. Allah orada namaz kılabilmeyi bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Biz bu müjdeye nail olmak için işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ravzasını ziyaret edeceğiz. Orada da ziyaret edeceğimiz yerler var. Mescidi efendim Nebi'de, evet. Ravza-i Mutahhara ile beraber. Cennetül Baki, 10 bin tane sahabenin metfun bulunduğu mekan, hemen Mescid-i Nebi'nin yanında. Uhud şehitliği var, Uhud dağı var. İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini dinlemedikleri için İslam ordusunun yenildiği Uhud şehitliği, Hazreti Hamza'nın şehadete yürüdüğü, şehit olduğu 70 tane sahabenin şehit düştüğü yer, orayı ziyaret edeceğiz. Kıbleteyn Mescidini ziyaret edeceğiz. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i evet. Harama, Kabe'ye döndüğü o Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namaz esnasındaki kıbleyi değiştirmiş olduğu, uyguladığı cami, Kıbleteyn Mescidini, 7 mescitleri Hendek Savaşı'nda efendim Hendek Savaşı'nı sembolize eden karargahların bulunduğu o mekanı ziyaret edeceğiz. Kuba Mescidini ziyaret edeceğiz. İşte Medine'de de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izini süreceğiz. Ecdadımızın izini takip edeceğiz. Ecdadımızın haremeyne yaptığı hizmetleri göreceğiz. Burası evet. çok kıymetlidir. Bugün de sürre alayları düzenlenir, eskiden düzenlenir diye. Şimdi de haremden haremeyne, ilk haç kafilesi İstanbul'dan yola çıkar. İstanbul haremden haremeyne gider. Peki
ecdadımızın İstanbul'dan Medine'ye kadar döşemiş olduğu tren raylarını, o tren bir sefer hareket edebildi evet. tarihte. İşte onun izlerini göreceğiz. Yapmış olduğu Hamidiye Camii'ni göreceğiz. Duvarlarına işlediği nakışları göreceğiz. Kanuni Sultan Süleyman'ın efendim oraya yaptığı hatıratları göreceğiz. Dolayısıyla biz tarihe, ecdadımıza, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, bütün peygamberlerin ayak izine hac yolculuğunda tarihi bir yolculuk yapmış olacağız. Bu bahsi müsaadenizle böylece hızlı bir tur oldu ama evet. tamamlamış olalım. Hocam teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben de az önce reklamda dedim ya size, oradaymış gibi hissettim. O kadar güzel anlattınız ki. Şimdi satır arasında dediniz ki hacı unvanı çok kıymetli, çok değerlidir. Onu burada sürdürebilmek de çok önemli. Yani çünkü örnek teşkil ediyorsunuz bütün insanlara. Belki de daha önce hacı olmayan insanlara örnek teşkil ediyorsunuz. Hacılar geldikten sonra hangi davranışlarda değişikliğe gitmeli? Nasıl bir insan olmalılar? Güzel bir soru oldu. Teşekkür ediyorum. Belki bu can alıcı kısmı, mihenk taşı burası. Derler ki namaz camiden çıktıktan sonra başlar. Oruç Ramazan bittikten sonra başlar. Hac Kabe'den döndükten sonra başlar. Bu cümle kıymetli bir cümledir. Ne demek istiyoruz? Allah bize İslam'ı sadece cami için değil, caminin dışında da Müslüman olmamızı bizden istiyor. Yani. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan'dan sonra da orucun bize kazandırdıklarını devam ettirmemizi istiyor. Sadece şeytan haçta yok. Şeytan hayatımızın her anında var. Ayet-i kerimede فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوْغَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Bir kişi artık hacca niyetlendi mi, artık onun için nefsani arzularını bir kenara bırakması lazım. Artık insanlarla kavga etmeyi, gürültü etmeyi bırakması lazım. Kendisini günaha götürecek işlerden uzak durması lazım. Hac bize bir şey kazandırmak istiyor. Bize bir şey kazandırmak, nefsimizi olgunlaştırmak, bizi iyi insan yapmak için Cenab-ı Allah haccı bize emrediyor. Öyleyse hani o ayetin devamında şurayı da hatırladım. وَتَزَوَّدُوا Hazırlık yapın hacca. فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ takva Ama unutmayın ki en hayırlı azık da takva azığıdır. Takva azığını kazanmamızı istiyor Cenab-ı Allah. Biz bir ünvan kazanacağız. Ünvan kazanmanın ötesinde bir olguyla buluşacağız, hacı olacağız. Artık bizim yanlış anlaşılabilecek, yanlışa düşecek, insanlara örneklik teşkil edecek her türlü kötülükten, fitneden, efendim elimizin, dilimizin kötülüklerinden uzak durarak olgun, kamil manada bir insan olarak dönmemiz gerekiyor. Şimdi hani annesinden doğduğu günkü gibi olur ifadesinde şunu da anlıyoruz. Annesinden doğan bir bebek masum, günahsız ya, o çocukluk bebeklik dönemlerine atıf yapıyor. Sen de öyle ol demektir bu. Bir bebek masumiyetinde dönüyorsun. Bunu devam ettir. Nasıl devam ettireceksin? Elinle harama ulaşmayacaksın, bulaşmayacaksın. Dilinle insanları kırmayacaksın, incitmeyeceksin. Bu özelliklerini koruduğun zaman sen gerçekten bu hacı olma ünvanını korumuş, hak etmiş olursun. Şimdi şöyle de düşünelim. Tabii önemli bir kazanım bizi eğitiyor, donatıyor hac. Hac bir mektep, bir okul. Bugün biz 85 bin insanımızı Türkiye'mizden hacca götürüyoruz. Her sene bunu düşündüğümüzde ciddi bir rakam. İstiyoruz ki nasıl ki insan Kabe'nin etrafında tavaf için dönüyorsa artık hacdan sonra da öyle bir dönüş yapsın ki olgun, kamil bir mümin olarak, evet. kaliteli bir insan olarak hayatını devam ettirsin. Yalan söylemeyen, gıybet yapmayan, harama bulaşmayan, kamu hakkını gözeten, kul hakkı yemeyen, komşuları kendisinden emin, akrabaları kendisinden razı, eşi, çoluk çocuğu kendisinden memnun bir insan olabilmenin yolunu arasın. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin izini sürdük. Onun ahlakıyla ahlaklansın. Onun gibi olmaya çalışsın. Allah'ın onu oraya niye davet ettiğinin farkına varsın. Sen nasiplisin kardeşim. Bir sürü kişi bekliyor. Ama onlara çıkmadı. Sana çıktı bu hac. Bir sürü insan varlıklı. Sadece zenginlikle de alakalı değil. Evet. Doğru. Hacca gitmek için bir imkan lazım. Ama her imkanı olana nasip oluyor mu? Olmuyor. Nice zenginler var. Bak onlara nasip olmuyor. Ama Allah seni seçti.
Seni davet etti. Seni kendi evinde misafir etti. Rahman'ın misafiri diyoruz hacca gidenlere. Beytin sahibi Cenab-ı Allah. Ev sahibi Rabbimiz. Sen orada misafirsin. Kişi hanesine sevdiğini davet eder diyoruz. Evimize herkesi almayız değil mi? Evet. Dostlarımızı, yakınlarımızı, sevdiklerimizi. Allah da seni özel seçti. Sana davetiye gönderdi. Sen de bu davete icabet ettin ve oraya geldin. Öyleyse kimin huzurunda olduğunun farkında ol. Dönüşünde de bunu devam ettir. Bil ki Allah seni her zaman gözetiyor. Dolayısıyla bu bilinci kazanmak bizler için, hacılar için son derece kıymetli. Rabbim bu şuura erebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. Kurban Bayramı'ndan bahsetmişken, şimdi Kurban Bayramı'nın belki de en önemli detaylarından biri paylaşmak. Evet. Oradan devam edelim istiyorum hocam. Kurbanda paylaşmanın önemi nedir? Komşularımızla, sevdiklerimizle, belki hiç tanımadığımız insanlarla neden kurbanımızı paylaşmalıyız? Evet. Tabii haccın sembolik anlam ifade eden davranışlarından bir tanesi de kurban kesmektir. Yani orada da ifade ettik, şeytanımızı taşladıktan sonra ne yapacağız? Kurbanlarımızı keseceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicretten sonra her sene kurbanını kesti ve bizzat evet. kendisi kesti. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk başlarda şöyle dedi. Kurban etlerinizi saklamanızı size yasaklıyorum. Kurbanları bir de şöyle düşünün. O dönemlerde şimdiki gibi dondurucular falan yok. Etler kurutulabiliyor ancak evet. güneşte. Saklama koşulları uygun değil. Evet. Anca öyle saklanabiliyor. Hı. Peygamberimiz ama bunu da yasaklıyor. Ya Resulallah ne yapalım? Gelene ikram edin. İsteyene ikram edin. Kimse evinde biriktirmesin. Hepinizle paylaşın. Evet. Birkaç sene sonra geçince artık insanlar belli bir imkana da kavuşunca ya Resulallah geçen senelerde kurbanı biriktirmeyi, saklamayı yasaklamıştınız. Bu uygulama yine geçerli mi dediğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ondan isteyene yedirin, ikram edin. Bir kısmını eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla, yanınızda bulunan insanlarla yiyin. İhtiyacınız varsa bir kısmını da biriktirin. Hani bugüne kadar bize anlatılan hani kurbanı üçe bölmek sünnettir. Bir kısmını paylaşmak, dağıtmak, bir kısmını evet. beraberce yemek, ihtiyacımız varsa bir kısmını da saklamak. Bu anlamda bize bu taksimat bir mesajı da vermiş oluyor. Tabii kurban kelime manası itibariyle kurp yakınlaşmak demektir. Kurbanlarımız kurp anımız olsun deriz. Ne evet. demek? Yakınlaşma anımız olun. Nasıl yakınlaşacağız? Ayet-i Kerime diyor ki, kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a sizin takvanız ulaşır. Çok enteresan bir ayet-i kerimedir bu. Et ve kan Allah'a ulaşmaz. Ne ulaşır? Senin niyetin, samimiyetin, paylaşmış olduğun o duygun var ya içerisindeki samimi duygun, Cenab-ı Allah katında makbul olan, işte kıymetli evet. olan tarafı budur. Evet, bugün ülkemizde dünyanın dört bir tarafında muhtaç insanlar var. Bir lokma ete belki ulaşamayan, sene boyunca sofrasında et pişmeyen insanlarımız evet. var. Eti geçtik, ekmeğe bile ulaşamayanlar. Ekmeğe bile ulaşamayan insanlar var. Dediğiniz çok doğru. Yani işte Gazze örneğinden evet. az önce de bahsettik. Ve dünyanın değişik yerlerinde. Peki o zaman bunu paylaşmak lazım. Biz imkanımız varsa bunu belli zamanlarda alabiliyoruz. Veya uzağa gitmeye de gerek yok. Yakınımızda da olabilir bu kimseler, ihtiyaç sahipleri. Dolayısıyla kurbanı bir et yeme şenliğinden çıkarmak gerekiyor. Evet. Et yeme şenliği. Yani kestik tamam, kurbanlar, bayramlar bir sevinç anıdır. O coşku yaşanmalıdır. Eşimizle, dostumuzla evet. oturacağız, soframızı kuracağız, yemeğimizi ve yiyeceğiz. Kurban eti şifadır deriz, yemeğe evet, gayret ederiz. Kesinlikle soframızı kuracağız. En evet. güzel şekilde, en helal şekilde beraberce yemeğimizi yiyeceğiz. Ama paylaşmayı unutmayacağız. Komşularımızdan kurban kesmeyen kimler? Mahallemizde ihtiyaç sahipleri var mı? Efendim, kurban alamayan, bulamayan akrabalarımız var mı? Bunları gözetmek de Müslüman olarak bizim ödevimiz, görevimiz. Kurbanın maksadı da aslında evet. bu demektir. Paylaştığım zaman verdiğimiz bizim oluyor, bize yazılıyor. Yediğimiz değil. İlla bir şenlik olacaksa paylaşma şenliği olsun. Paylaşma şenliği en güzeli bu. Mesela evet. burada şunu da söyleyelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bayram günü
Mescidin bahçesinde insanlar kılıç kalkan oynuyorlar. Bugün bizim anladığımız manada halk oyunları oynuyorlar. Bakın evet. Bayram şenli. Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında böyle yan yana oturmuşlar, seyrediyor. O zaman genç bir birisi Hazreti Ayşe validemiz o kadar keyifle seyrediyor ki Peygamberimiz diyor ki yeter mi ey Ayşe? Ya Resulallah biraz daha seyredeyim. Yani o halk oyunları coşkusunu. Şunu anlıyoruz. Bayram bir coşku, bir neşe, bir heyecan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bayram namazına giderken insanları kaldırıyor. Yollarda tekbir getiriyor. Kadınlar, çocuklar bu arada bu vesileyle biz de davet etmiş olalım. Evet. Bizim kültür olarak hanımefendiler çok fazla camiye gelmiyorlar. Bunu aşmamız gerekiyor. Yani buyursunlar, camilerimizde bayram namazını kılsınlar. İmkanı olan camilerimiz var. Bayanlarımızın namaz kılabileceği, hanımefendilerin namaz kılabileceği imkanlar var. Dolayısıyla ben buradan hanımefendileri de tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaptığı gibi, davet ettiği gibi bayram namazlarında camiyi şenlendirmeye, bayram coşkusunu yaşamaya davet ediyorum. Evet, inşallah. Tabii az bir süre kaldı. 16 Haziran'da Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Allah o günü ulaştırsın bizi. Amin. Sağlıkla inşallah diyelim. Coşkuyla güzel bir şekilde bayram geçirelim. Kurban etlerimizi de paylaşalım. Evet. En önemlisi de o. Hocam programımızın da son dakikalarına geldik. Şöyle bir toparlayacak olursak neler söyleyeceksiniz? Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kardeşlerimiz kurbanlarını alırken özellikle dikkat etsinler. Kurban bir et satışı değildir. Kurban Cenab-ı Allah'a yakınlaşmak için bir ibadettir. Evet. Tabii dini anlamda akıllarına takılan sorular olduğunda bunu ehli kimselere, Alo 190 fetva hattımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve mesela buradan Diyanet TV'mizin reklamını da yapmış olalım müsaadenizle. Her akşam hafta içinde 8 ile 9 arası canlı yayında Diyanet Televizyonu'nda hocalarımız Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan üye hocalarımız soruları cevaplıyorlar. Oraya sorularını sorabilirler, 190 fetva hattına sorabilirler. Çünkü bu bir ibadet. İşte büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmasını dikkate alacağız. Küçükbaş hayvanlarda 1 yaşını doldurmasını. Hastalıklı olan hayvanları kurban etmemeye gayret edeceğiz. Sağlık Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alacağız. Hatta o konuyla ilgili bir uygulama da var Tarım Cebimde diye. Oradan mesela hayvanın küpesine göre, sayısına göre bakıp yaşına, aşılanmasına da bakabiliyor vatandaşlarımız. Evet, güzel hatırlatmış oldunuz. Yani bunlara dikkat edelim. Yani kilosu çok, 2 yaşını doldurmadı. Olmaz. Bu bir ibadet. Bu ibadetin ölçüsünü Hazreti Peygamber belirlemiş. Kriteri neyse ona uyu olacak. Evet. Yani bir gün var hocam işte yarın yok kardeşim. Yani o kural neyse bu ibadetlerde bizim akıl yürütme şansımız yok. Bunun belirleyici Cenab-ı Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlara dikkat edelim. Kurbanlarımızı keserken çevre sağlığı, hijyen son derece önemli. Onlara dikkat edelim. Etrafı kirletmeden, atıkları gömerek buralarına dikkat edelim. Kurbanlığı acı çektirmeden. Kesim noktasında çok iyi hatırlattınız. Hayvanlara eziyet etmeden. Ya bıçağı bile göstermeyen, saklayan bir ümmetin mensubuyuz. Yani buralara dikkat etmek gerekiyor. Hassas olmak gerekiyor. İşte hayvanın gözünü bağlayarak acı çektirmeden en güzel şekilde profesyonelce. Ya ben kendim yapayım. Bilmiyorsan yapamazsın kardeşim. Ya bu bir meslek yani kurban kesmek bir sanat. Ehil kimselere kestirerek ibadetlerimizi yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Çocuklarımız bayram coşkusundan istifade etsinler, insanlarla paylaşalım. Bu hususları hatırlatmış oluyoruz. Şimdiden bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Haccı konuştuk. Hacca giden kardeşlerimizin hayırla, huzurla, bereketle yurtlarına dönmelerini Rabbim nasip eylesin. Gitmeyi arzu eden kardeşlerimiz önce gelip müftülüklerimize yazılsınlar. Rabbim tez zamanda imkanlara kavuştursun, haç nasip olsun, çıksın. Arzu eden, imkanı olmayan kardeşlerimize de Rabbim kolaylıklar, genişlikler ihsan etsin tez zamanda inşallah. Tabii bir cümleye vaktimiz var mı? Tabii ki hocam. Yaz Kur'an kurslarımız başlayacak. Oraya da bir atıfta bulunayım. 1 Temmuz 16 Ağustos arası 6 haftalık camilerimizde yaz döneminde yaz Kur'an kurslarımız var. Şunu söyleyelim, yani bizim toplumumuzun pek çoğunun dini bilgisi, dini hayatını yaşaması yaz Kur'an kurslarına bağlı gibi. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu kurslarımıza gönderelim. Cami sevgisi, ezan sevgisi, Allah sevgisi, bir takım ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler,
efendim dini bilgiler, değerler eğitimi, Kur'an öğretimi noktasında biz bütün çocuklarımızı, gençlerimizi yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz. 1 Temmuz'da camilerimiz çocuk açsın, camilerimiz çiçek açsın. İnşallah. Bütün kardeşlerimizi buradan davet etmiş olalım. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Bir yorum da gelmiş. O yorumu da okuyup ardından programı kapatalım. Tevrat Şensoy yazmış. Münih'ten sevgi ve selamlar. Tabii ki sevmenin ve sevilmenin kıymetini bilenlere başta sizler ve ekibiniz olmak üzere selamlar demiş. Şafak Bey saygılar demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sesimizin ulaşmış olduğu her bir noktaya. İnşallah sağlıkla, huzurla da Allah bizi bayrama kavuştursun diyelim ve bugün de programımızı kapatalım. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler.